Merhabalar, sevginin günlüğü kanalına hoş geldiniz. Kornişon turşu yapacağız, salatalık turşusu, kavanozlara, kaynar suyla. 1 kiloluk kavanozlarımız var. 1 kiloluk kavanozlara tam ölçülü vermeye çalışacağım. 6 kilo kornişon turşuluk almıştım. Tuzumuz, limon tuzumuz, şekerimiz, sarımsağımız, sirkemiz. Şöyle bir bardak kullanacağım, çay bardağı. Eğer bu şekil bardağınız yoksa yarım su bardağını geçecek şekilde su bardağı da ayarlayabilirsiniz. Tam ölçü oluyor. Bir su bardağı 1 litrelik kavanoza fazla geliyor sirke. Üzüm sirkesi kullandığımız için. Birer tane de kesme şeker. Sarımsağı isteğe bağlı. Ne kadar katarsanız o kadar güzel olur. Kapaklarımız. Öncelikle kapaklarımızı kaynarlamakla başlayacağım. Ve bu suyu kavanozlarımızın içine de. Böyle hepsinin içine kaynar suyla dolduracağız. Sadece diplerine koysak yeterli. Böyle bu şekil. Bunu neden yapıyoruz? Hem kapaklarımızın tutması için hem de kavanozlarımızın içinde bir şey olmaması için, temiz olması için. Salatalığımızı da özellikle ben 2 kez ısladım. Sonra tek tek yıkadım. 3-4 kez toplu halde tekrar yıkadım. Temiz olması lazım. Eğer tam temizlenmezse turşumuz erir. O yüzden kapaklarımızı, kavanozlarımızı da kaynar suyla kaynarlıyoruz. Malzemelerimiz hazır bu şekilde. Şimdi dilerseniz başlayalım. Evet, devam ediyoruz. Sırasıyla önce salatalıklarımızı dolduralım. Dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Sarımsağımızı yanımıza alalım. İsterseniz dizerek, isterseniz böyle vurarak, rastgele. Böyle hoplatınca o zaten kendi kendine oturacaktır. Kaç kavanoz yapmak isterseniz. Arada sarımsak atın. En üste de sarımsak atıyoruz. Bu sırada çaydanlığımızın altını yakmayı unutmuyoruz. Sıcak suyla hazırlayacağımız için. Böyle bu şekil dolduruyoruz. Uzunları dik dik atabilirsiniz içine. Bunu sade kurmayı tercih ettim. Geçen seneki videomda dereotlu kurmuştum. Salatalık turşusunu. Bu sefer sade olanı göstermek istedim. Karışık turşuyu da göstereceğim bundan sonra. 5 kiloluk bidona
3 kiloluk kavanozlarımıza turşularımızı kurmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi sarımsağı dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Sıktırabildiğiniz kadar sıktırın sadece. Böyle bu şekilde kavanozlarımızı dolduracağız. Kornişon turşuluk alırken numaralı satıyorlar. En küçüğü 0 numara. Bunu ben 1 numara diye aldım. İçinde 2 numara karışık da var ama. Böyle bu şekil ben kavanozlarımı doldurayım, hazırlayayım. Diğer malzemelerimizi tam olarak vermeye çalışacağım. Evet, devam ediyoruz doldurmaya. Eğer sizin salatalıklar büyükse böyle dik dik dizebilirsiniz. Büyük olanları ben özellikle altlara koyuyorum. Biraz büyükmüş bazıları. Sonra dolduruyorum böyle sarımsak. İsteğe bağlı. Dilediğiniz kadar katabilirsiniz. Sıkıştırmadan şöyle hoplatın, o kendiliğinden oturacaktır zaten, yerini buluyor. Böyle bu şekilde dolduruyoruz kavanozlarımızı. Kavanozlara neden kuruyoruz? Kavanozlarda daha uzun duruyor turşularımız. Hem de bozulmuyor. Tuzu daha az konduğu için tuzlu da olmuyor turşularımız. Normal kurulduğu zaman tuzunu biraz fazla koymak gerekiyor. Daha uzun ömürlü, daha böyle kütür kütür olsun diye tuzu birazcık fazla oluyor. Ama bunda tuz oranını tam yemelik ayarlayabiliyoruz. Böyle arada hoplatınca kendi kendine yerleşiyor. 6 kilo almıştım ben. 10 kavanoz ayarladım. Kalanını videodan sonra doldurdum. Böyle bu şekil. Dereotlu'nun kurumunu da salatalık turşusu kurmuştum geçen sene, dereotlu. Linkini yorumlar kısmına veya açıklamalar kısmına koyacağım. Dilerseniz öyle de yapabilirsiniz. Sade sevenler bu şekil yapsın ama. Kesinlikle bozulma veya yumuşama olmuyor. Her sene yaptığım için biliyorum. Evet. 10 tane kavanozumuz doldu. Şimdi bunu alayım. Bir kavanozluk daha kaldı. O kalsın şimdi. Şimdi diğer malzemelerimize geldi sıra. İri tuz kullanıyoruz. Şöyle şekil görünsün kavanozlarımız. Evet. Öncelikle tuzlarımızı koyalım. Dolu dolu. Bir yemek kaşığı. Her kavanoza. Ama böyle yarım değil. Dolu dolu. Bir yemek kaşığı.
Hepsine de bu şekil birer kaşık tuz koyuyoruz. 1 kiloluğa tam denk gelecektir. Bundan az koyarsak turşularımız eriyebilir. Yumuşak olur. Böyle bu şekil tuzlarımızı koyduk. Şimdi tuzumuzu kaldıralım. Şimdi limon tuzuna geldi sıra. Tatlı kaşığımız. Tam dolu dolu değil. Hemen böyle silme. Şu şekil. Bu şekil limon tuzlarına bütün kavanozlarımıza koyacağız. Hiç turşu yapmamış bir kişi bile bu turşuyu kolaylıkla yapabilir. İnanın hazırlardan güzel oluyor. Sadece bu ölçülerle salatalık şart değil. Dilediğiniz turşuyu da yapabilirsiniz. Şimdi kesme şeker koyacağım birer. Aslında tatlı kaşığıyla yarımşar kaşık veya birer kaşık şeker koyabilirsiniz. Ama bu sefer ben küp şeker koyacağım. Birer tane. Küp şekerimizi her kavanozumuza birer tane koyuyoruz. Fazla asiti varsa asitini alıyor şeker. Kapaklarınızın atmasını önler. Şimdi sirkeye geldi sıra. İnce belli. Şöyle göstereyim. Çay bardağım var. Şu şekil bir bardak. Bunu su bardağına boşaltırsak yarımdan fazla yapar. Şu şekil normal su bardağımız. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, birer bardak. Hepsine de koyuyoruz. Eğer sirkeyi çok sevmiyorsanız sirke oranını biraz azaltabilirsiniz. Bu şekil sirkelerimizi de koyayım, sonra devam edelim. Evet, suyumuz kaynamak üzere. Kapaklarımızı da kaynarlamıştık. Hala sıcak suyun içinde duruyor. Şimdi başlayacağız. Kaynar suyumuzu ilave edip kavanozlarımıza. Koyalım. Bu kapakların kenarlarında tuz, limon tuzu veya başka bir şey kalmayacak kapaklarımızın tutması için. Kaynar kaynar dolduracağız sularımızı şimdi. Sıcak suyumuzu koyduktan sonra ters çevireceğiz ve üzerine saracağız. Bir gün ellemeyeceğiz. Sonra kapakları tutmuş mu tutmamış mı? Bir sonraki videoda soğuk suyla turşu kuracağız. Suyumuzu alıyorum bu arada. Suyumuz bayağı bir daldı. Kaynar olması lazım. Şu şekilde dolduruyoruz. Kaynayan suyumuzu. Yumuşar falan diye aklınıza bir şey gelmesin. Tereddütte kalmayın. Kesinlikle yumuşama yapmaz. Bayağı bir doldurun ki şöyle suyunu susuz kalmasın.
Şimdi başlıyoruz kapaklarımızı kapatmaya. Evet, iyice sıkılandı. Ters çeviriyoruz. Ve şu şekil yerleştiriyoruz. Birbirine yanaşık koyun. Birbirlerinin ısılarıyla daha iyi tutacak. Kapaklarınız yeni kapak olsun. Tutması için hep daha sağlıklı. Hem de kapaklarınız garanti olarak tutmuş olur. Kavanozlarınızın da şu kenarlarında çıkıntılarına, kırık olmamasına dikkat edin. Eğer kırık falan varsa bu kenarlarda çatlama falan, kapaklarınız yine yeni de olsa tutmaz. Sıkıca kapatıyoruz gücünüzün yettiği kadar. Sonra ters çeviriyoruz. Ve bu şekil dolduracağız bütün kavanozlarımızı. Ben hepsini doldurayım, sonra devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Suyumuz kaynadı. Hala da kaynamaya devam ediyor. Sularını dolduruyoruz kavanozlarımızın. Suyu tam dolu olsun. Ters çevirdiğiniz zaman altlarda illaki boşluklar oluyor. Şimdi gelelim kapaklarını örtmeye. Kapatıyoruz, ters çeviriyoruz. Altı kilo salatalık almıştım ben, turşuluk. 10 tanesini sizinle kurdum. Suyumuz kaynarken 2 kavanoz daha doldurdum ben. Toplamda 12 tane kavanozumuz dolmuş oldu. Görüyorsunuz ne kadar pratik. Hazır almaktansa turşu kurmayı bilmiyorum diyenlere de hem de kolay bir sıcak suyla turşu kurmak. Daha sağlıklı cam kavanozlarda. İstediğiniz zaman açın. Tüketin. Geçen seneki yaptığım dereotlu tarifini de yine aynı 1 kiloluk kavanozlara yapmıştım. Onu da yorumlar kısmına linkini atacağım. Dereotu sevenler de o şekil yapabilir. Bu sefer sade göstermeyi tercih ettim ben. Deneyip yaparsanız yorumlarda belirtin. Teşekkür ederim herkese.